El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz şimdi eğitim hakkında notlar kısmından başlayalım geçen seferde bildiğiniz gibi kağıt kalem alabilirsiniz ee, önemli gördüğünüz yerleri not alırsınız daha sonrasında ee, onunla ilgili detay bilgi isterseniz yine yardımcı olurum ee, seslerinizi otomatik olarak kapattığım için hiç kimse rahatsız olmayacak ee, chat bölümüne yazabilirsiniz söylemek istediklerinizi sorularınızı da chat bölümüne yazabilirsiniz ben böyle ara verdiğim zaman oradan yine kontrol edeceğim ee, onun dışında da eğitim bittiği zaman chat bölümünü komple kopyalıyorum Word'e yapıştırıyorum oradan tek tek okuyorum yazdıklarınızı da görüyorum 40 dakika ders 10 dakika mola diye spritel derse de sizi kandırdım <laughs> öyle dedim ama yapmıyorum bu geleneksel olaraktan yazılsın dursun <laughs> ee, yine kandırabilirim çünkü bazen mola verelim diyorum ki istemiyorsunuz devam edelim diyorsunuz sonra işte 5-10 dakika yine ezan saatlerinde ben burada camiye bakaraktan Tabi Ankara'nın ezanına göre arkadaşlar maalesef tüm Türkiye'nin ezan sesine uy, uyuyamıyorum uyamıyorum. Şimdi sunumu paylaşacak mıyım ee, sorusunu soracağınızı bildiğim için sunumu paylaşmayacağım her zamanki gibi çünkü önemli olan şey sizin burada dinlemeniz algılamanız not almanız e, soru sormanız buna odaklanmanız istiyorum çünkü bu sunumu alıp bilgisayarınıza bir yere kaydetmeniz hiçbir işinize yaramayacak aynı kitabı alıp okumayıp kitaplığınıza koyuyorsunuz ya onun gibi düşünün hani kitaplarınızı okumadığınız kaç tane kitap var bir kontrol edin mesela. Ee, onun gibi düşün. Dolayısıyla hani okudukça almak gibi kitabı siz de böyle e, öğrendikçe öğrendikçe zaten siz de ilgi alanınıza giren konuları not alırsanız ben bununla ilgili kitap kaynak ne varsa sizinle paylaşırım. O yüzden rahat olun. Ee, eğitimi bu eğitimden sonra eğitimi detaylı almak isteyenler, reiki eğitimi almak isteyenler, spiritüel eğitim almak isteyenler, e, chat bölümüne İsim, soy isim ve telefonlarını yazsınlar. Ee, yine WhatsApp grubuna dahil edeyim eğer olmayanlar varsa, ee, oradan ben eğitimin detaylarını paylaşacağım, ee, neler göreceğinizi e, ve diğer detaylı bilgileri paylaşacağım. O programa göre arzu eden e, bu eğitimleri alabilir. Bu çünkü biliyorsunuz bu 60 eğitim size alanları tanımanız için yapılan bir eğitim. E, tanıdığınız zaman bir konuda uzmanlaşıyorsunuz ya da uzmanlaşmak istediğiniz alanda detaylan, detaylı bilgi almak istiyorsunuz. Tıpkı şöyle düşünün, e, tıp eğitimi alıp da e, doktor olanlar her konuda bilgi sahibi olmuyor. Biliyorsunuz ne oluyor? Branşlaşıyorlar. İşte kimisi dahiliyeci oluyor, kimi beyin cerrahi oluyor, kimi göz oluyor, diş oluyor. Neyse sonuç itibariyle sizin de bir şey seçmeniz gerekiyor. Bir şeye karar vermeniz gerekiyor. Her şeye e, atlamanız size bir fayda sağlamaz. Ee, sadece evet bir şeye karar verirsiniz O karar verdiğiniz şeyi doldurmak için Farklı farklı bilgilerle doldurmak için e, Başka eğitimleri kullanabilirsiniz Onda bir sorun yok Ama e, onun da master olayım Bunun da master olayım dediğinizde Hiçbir şey Master olamazsınız Niye olamazsınız e, Çünkü bir şeye konsantre olmadığınız için Odaklanmadığınız için Dolayısıyla bir karar vereceksiniz Karar vermek sizin için zor biliyorum ee, ama bu 60 eğitim güzel bir fırsat. Dolayısıyla uzmanlaşmak için belli konuları seçmenizi tavsiye ederim. Şimdi Suzan Erdal kimdir? Geçen spritel dersine girenler az çok biliyorlar. Ben Aslen diyormuşum. Aslen Ankaralıyım. Aslen elektronik mühendisliği e, yaptım. Yıllarca 21 sene biliyorsunuz kamu yönetimi de mezunuyum o da işte askeri ticari birçok konuda yardımcı olsun diye okumuştum. Şimdi de İlseven Akademi bünyesindeki psikoloji eğitimine de dahil oldum e, üniversitenin o şu an orada öğrenciyim çok mutluyum kendimi öğrenci gibi hissetmek tekrar çok güzel. Ee, şimdi çalışılan alanlar kısmına bakarsanız işte astroloji evet ben size diyorum çok şey atlamayın diyorum ama mesela bak, baktığınız zaman siz çok şey atlamışsınız diyeceksiniz ama hepsini bir arada kullanıyorum arkadaşlar. Hepsiyle birbiriyle bağlantılı e, noktalarını tespit ettim. Mesela R2'ye e, alacağım zaman kişileri e, dur görüyü kullanarak sizin alanlarınızı tarıyorum. Daha sonra astrolojide doğum haritalarınıza bakıyorum. Doğum haritalarınıza siz şifacılık yeteneğiniz var mı yok mu? Neye yeteneğiniz var? Neye ilginiz var? Doğum haritasından bakıyorum. Sizi yönlendiriyorum mesela. Ee, hani master olayım falan dediğiniz noktada e, ben size diyorum ki işte sizin e, danışmanlık yapma yeteneğiniz çok güçlü. Master mutlaka olun. Ya da diyorum ki hiç master olmanıza gerek yok. Siz şifacılık kısmında kalmanız sizin için topluma daha çok faydalı. Dolayısıyla astroloji bir e, benim için yol e, haritasında işte sizin e, hangi yoldan gitmenizi gösteren güzel bir rehber oluyor. Onu o şekilde kullanıyorum. Spirituali zaten Size derste de anlattım. Hani R2'nin temel R2'yi kullanabilmeniz için o temel bilgileri ve diğer enerji sistemlerinde kullanabilmeniz için o temel bilgileri biliyor olmanız gerekiyor. Onlar size anlattıklarım sadece bir başlıktı. Yani başlık bile 6 saat sürüyor ki düşünün. Onun detayına gireceksiniz. Detayına girdiğiniz zaman çok daha geniş ufuklarınız açılıyor. bunu da yine kullanabiliyorsunuz. Duru görüyor zaten R2 3. seviyeye geldiğinizde ee, bir şekilde ya duru görü ya duru işiti bir şeyiniz açılmış oluyor. Zaten potansiyelde hepinizde bir özellik var. Önemli olan blokajlarınızı çözmek. Üçüncü seviyeye gelene kadar bu blokajları çözüyoruz. Çözdüğümüz zaman zaten yetenekleriniz ortaya çıkıyor. Ee, regresyon seansını e, ne için kullanıyorum? Sizin bilinçaltı kodlarınız ya da geçmiş yaşamınızdan getirdiğiniz karmalarınız sizin blokajlarınız bir şekilde çözülmüyorsa hani herhangi bir enerji sisteminde bunun kaynağı nedir diye hani Sherlock Holmes gibi size anlatmıştım ya regresyon seanslarını onun için o regresyonla bir araştırma yapıyoruz ve nereden kaynaklı olduğunu bulduktan sonra hem regresyon seansı esnasında R2'yi kullanarak çözümleme ve şifalama yapıyoruz hem de seans sonrasında Farklı yine enerjiyle ilgili, şifalama teknikleriyle ilgili bir takım e, bilgiler vererek size yardımcı oluyoruz. Elektronik mühendisliğini de şu anda e, sadece işte bilgisayarda şurada burada kullanıyorum. <laughs> Pek kullanmamaya gayret ediyorum. 21 senenin sonunda eril enerjimden çıkıp dişil enerji tarafında durmayı tercih ediyorum. İkisi dengelemeye çalışıyorum şimdi. Şimdi eğitim eğitimin içeriği burada çok küçük küçük görünüyor çünkü ancak sığdırabildim. Yine coştum tabii size tanıtım dersi dediğimde biliyorsunuz benim tanıtım dersi değil ileri seviye dersi gibi anlattığım için bir sürü şey. şunu da anlatsam bunu da anlatsam buna da zaman yeter mi diye diye bir sürü şey ilave etmeye çalışıyorum. Kısa tutmaya çalıştığım eğitimin yani bir 80 sayfalık 100 sayfalık notlar şeklinde düşünebilirsiniz yani bir kitap çıkaracak boyutta bir tanıtım dersi hazırlamaya çalışıyorum size. Burada işte R2 nedir? Öyküsü, eee Usay kimdir? r ile din arasındaki bağlantı nedir? r ile bilim arasındaki bağlantı nedir? Temel yasaları nelerdir? E, pozitif ve negatif enerji ekledim mesela. Şimdi burada anlatmadığım başlık olarak kullanacağım birçok konu var arkadaşlar. Çünkü R2 hani çakralar ve auradan ibaret değil. Şimdi bu, dolayısıyla işte öfke, korku, e, bağımlılıklar bu kavramların hepsinin e, derinle iniyoruz. Hatta niyet nasıl edilir, dua nasıl edilire kadar detaya iniyoruz eğitimlerimizde. Yani bu eğitimde değil ama sonuç itibariyle benim yetişmez çünkü o kadar şey anlatsam ama niyeti de doğru etmenin önemini, ne şekilde yapmanız gerektiğini işte olumlama çalışmaları diyoruz. Niye olumlamayı kullanıyoruz? Olumlamanın detayına giriyoruz. Sen yani aslında hep kafamıza soru işareti olarak bir yerde bir e, boşluk kalan bilgileri e, mümkün mertebe doldurduktan sonra siz ikna oluyorsunuz. İkna yani sol beyinle sağ beyin yine e, dersek gibi alıştınız zaten. Sol beyninizde ikna ettiğimiz zaman sağ taraf daha rahat Önü açılıyor. Diğer türlü sol beyniniz sürekli bir blokaj koyuyor. Bu saçma değil mi? Bu hiç mantıklı değil. Bunu yaparsan ne olacak ki? Yani ben şimdi bunu dedim de ne oldu falan dediği için. Biz o tarafı da ikna ettiğimiz zaman rahat bırakıyor sizi. Size daha rahat yol alabiliyorsunuz. Ee, yani anda gözünün önüne hiçbir şey gelmiyor ses hiç ee, şimdi gözünün önüne hiçbir şey gelmemesi odaklanamamakla ilgili bir problem arkadaşlar bununla ilgili odaklama çalışmaları var imgeleme çalışmaları var bunları yaptığınız takdirde ancak görmeye başlıyorsunuz bir de şunu söyleyeyim mesela şurada bir yanılgı var arkadaşlar İşte şey deniyor ben gözümü kapattığım zaman işte şöyle gördüm bunu gördüm şunu gördüm diyorlar ya şimdi hepiniz de diyorsunuz ki ha ben de gözümü kapatınca gözümün önüne gelecek galiba. Aslında bildiğiniz şeyler gözünüzün önüne hani e, ben size geçen kiminle konuştum hatırlamıyorum. Yine e, sizin e, aranızdan birisiyle telefonda görüşmüştüm ya da e, işte demiştim portakal örneği vermiştim size. İşte mesela mandalina ben tabii şey beslenmemle geliyorum masaya. Diyelim ki mandalina bu ne renk? turuncu değil mi? Şimdi mandalina görüyorsunuz. Şurada ortasında bir yeşil bir şey var mandalina. Şimdi gözünüzü kapattığınız zaman bu mandalina gözünüzün önüne geliyor mu? Gelmiyor diyorsanız. Göz doktoruna ya da nörolojiye görünmeniz lazım. Anlatabildim mi? Bu kadar basit yani. Şu şuna baktıktan sonra gözünüzü kapatın. Gözünüzün önünde bu sahne aynen geliyor mu? Gelmiyor mu? İşte gözün önünde gelme sahnesi budur. İnsan bilmediği bir şey göremez. Tamam mı arkadaşlar? Hani bilmediği şeyi göremez dedim. Evet, bilmediği yerlere gider. Astralde farklı boyutlarda enerjileri görebilir elbette. O başka bir şey. Ama imgeleme yaparken, meditasyon yaparken işte bir şelale var, bir kulübe var, bir ağaç var, bir orman var dediğimde mutlaka hepiniz hayatınızda bir şelale, hatta yani birebir görmeseniz bile en azından resmini görmüşsünüzdür. Dolayısıyla hani bunu kafanızda canlandırmanız doğru değil. Hayal etmek gibi düşünün ama tabii imgeleme başka bir şey, hayal etmek değil. Anlatmıştım diğer derste sanırım. Dolayısıyla gözünüzün önüne böyle net bir şey gelecek ya da tam olarak bunu göreceksiniz diye bir anlamda kimse bir şey söylemiyor. O yüzden öyle algılayıp da ben göremiyorum demeyin. Hepiniz görüyorsunuz da gördüğünüzün farkında değilsiniz. Sadece yanlış anladığınız için göremediğinizi düşünüyorsunuz. O da yeri gelmişken iyi ki anlattım çünkü birçok insan aslında görebiliyorken göremediğini zannediyor. Daha başka neler var? İnisiyasyonlar var. Pozitif ve negatif enerjiyi seçtim. Hani pozitif enerji, negatif enerji falan çok takılıyorsunuz ya bu konulara. Bunu biraz açalım dedim. Sonra R2'nin kuralları, aşamaları, R2 seviyeleri, çakralar yine üstünden geçeceğiz. Spiritüel eğitimime girenler oradan da tekrar çakra konusunu görebilir. Aynısını hazırlamadım. Hani copy paste yapmadım. Hazırcılığa kaçmadım. Yeni bir şeyler eklemeye çalıştım. Size yeni şeyler göstermek istedim. Ee, onun dışında aura nedir aura katmanları bedenleri titreşimlerimiz ve e, ne, ben bile okuyamıyorum siz de okuyamazsınız titreşimlerimiz ilişkilerimizi nasıl etkiler karma nedir doğal taşlar karmaya çok girmeyeceğim sadece karma reiki de önemli bir konu olduğu için başlığını verdim ama normal şartlarda e, sizlerin bunun işte spiritüel konusunda da biraz işledim. Karma konusu başlı başına arkadaşlar bana bıraksanız beş ders anlatırım karmayı çok önemli bir konu Birçoğumuzun aslında hayatındaki en önemli konu diyebilirim. Doğal taşlar ve çakraları da ekledim hatta aranızda bu taşlarla uğraşan doğal taşlarla uğraşan bir arkadaşınız da var hani WhatsApp grubunda da kendisi ondan da yardım alabilirsiniz. Sonra işte Reikiye uyumlananlar taşlarını kodlayıp kendisi kullanabilir mesela şu aldığım taşların hepsini ben kendim Kodluyorum birini bolluk bereket için birini sağlık için birine işte ne bileyim e, şifa için farklı farklı şekillerde alıyorum kendim enerji açıyorum kodluyorum ve kullanıyorum faydasını görüyor muyum çok görüyorum onu da söyleyeyim gerçekten gördüm e, kimlere reiki yapılabilir reikinin faydaları vesaire şimdi başlayalım orada görürsünüz zaten neler anlatacağımı. şimdi R2'nin öyküsünden başlayalım. Bu resimdeki yakışıklı usayı R2 arkadaşlar. Şimdi öyküsü aslında e, bütün insanlık tarihini kapsıyor. E, bu şifa sisteminin kendisi hakkında bu yazılı kaynaklardan çok daha eski kaynaklara dayandığı e, muhakkak. Çünkü çok eski zamanlardan geliyor. Bilgilerin birçoğu ne batılı dillere çevrilmiş ne de herhangi bir dilde. E, basılı hale getirilmiş. E, geleneksel R2 milattan sonra 1800 yıllarında başlıyor ama e, daha o tarihlerden bile daha eski çağlara dayandığı biliniyor. E, R2 insanlığın bir parçasıdır arkadaşlar. Bir zamanlar evrensel bir bilgiydi ve asla e, kaybolmaması gerekiyordu bu r e, Bugün Mu adını verdiğimiz e, birçoğunuz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur bu spiritel konulara ilginiz de varsa araştırmışsınızdır. Bu Mu uygarlığından Atatürk'ün de araştırmaları var bilirsiniz. Şimdi yeryüzünün erken devir uygarlığının çocukları o zamanki Mu uygarlığındaki çocuklar ilkokul çağında R2-1'i ortaokul yaşlarında r 2 eğitimini alıyorlarmış. Ve üstad ya da öğretmenler dediğimiz R2-3 derecesini almak zorunda e, oluyorlarmış. Şimdi e, isteyen herkes de bunu bedelsiz olarak alabiliyormuş. Aynı bizim devlet okulları gibi düşünün. Herkes bu eğitimleri e, ücretsiz bir şekilde alabiliyor. E, bu bir çünkü şey olarak görülüyor, öğreti olarak görülüyor, bir kültür konusu olarak görülüyor. Ve Tibet ve Hindistan'ı e, kolonize etmek üzere ana vatanları Muğdan ayrıldıklarında e, reiki de beraberinde götürüyorlar ancak mu kıtası sonradan kayboluyor biliyorsunuz. Ama Mu'dan ayrılanlar buraya iki kültürünü taşımış oluyor. Önce Mu'yu, ardından da Atlantis'i yok eden e, yeryüzü değişiklikleri derin kültürlerin karmaşıklıklarına yol açıyor. E, bu değişimler sonucu da şifa sistemi birçok seçilmişin bilgisi dahilinde kalıyor ve 19. yüzyılda İsa ve Buda'nın şifa yöntemlerinin Kökenini araştıran bir Japon yani e, bizim bildiğimiz Usai e, bunu izlerken erken Şiva kültüründe ve Hindistan'ın e, batini ezoterik belgelerinde bu bilgilere rastlıyor. Şimdi kimisi Buda öğretisi, kimisi İsa öğretisi vesaire gibi algı, e, anlatanlar oluyor. İnternette bilgi çöplüğü de çok biliyorsunuz. Aslında Usai tamamen e, bir rahip zaten kendisi. E hem Budada hem İsa'da hem Sanskritçe öğrenerek birçok konuda kendini geliştirerek bu Reiki'nin gizli bilgisini öğrenmek için uğraşıyor. Şimdi bütün okült ve ezoterik gelenekler her ruhun amacının tekamül etmek olduğundan bahsediyor. Bu zaten bizim kültürümüzde de mevcut. Her ruh tekamül ederken muhakkak zorluklar yaşamaktadır. her ne kadar kendi dual temizde işte ceza ödül sistemi varmış ee, gibi görsek de aslında ikisel olarak biliriz ki olayın sonu bizim için hayırlıdır. Ee, çünkü iyi ya da kötü her deneyimin bize kattığı, öğrettiği bir şeyler vardır. Ve bu öğrendiklerimizi e, üst üste koyarak ruhumuzu tekamül ettiririz. Ee, her olay, bir taraftan böyle şeye de bakmaya çalışıyorum ama dağılıyorum kız arkadaşlar o yüzden şey yapmıyorum chatinizi şöyle bir aşağı indireyim arada baktıkça gözüm kayıyor. Sizi de dağıtmayayım. Şimdi her olay mı dedik, ne dedik? İyi ya da kötü dedik, bize katta öğrettiği şeyler vardır dedik. Ve bu öğrettiklerimizi üst üste koyarak ruhumuzu tekamül ettiriyoruz. Şimdi her kişi, her durum bizim için bir kılavuz. Maalesef bu öğrenme süreci zorlu bir süreç. Psikolojimizle ruhumuzda izler de bırakabiliyor işte farklı travmalara da sebep olabiliyor. Bu travmalar eğer zamanında tedavi edilmezse bilinçaltına itilip zamanla e, yükselişimiz için sorun teşkil edebiliyor biliyorsunuz. Bu da bizi maddi manevi yoruyor ve hızlı süreçte dinlenmeye pek fırsatımızda olmuyor. Peki zamanımız kısıtlıysa hızlı bir süreç içerisindeysek yaralarımızı sarmadan ilerleyebilir miyiz? Ya da nasıl hızlı bir yükseliş sağlayabiliriz? E, hayatımızın ve ruhumuzun yaşam kalitesini nasıl güçlendirebiliriz? İşte bu kendimizi e, ve Rabbimizi arama yolculuğunda e, bize tabiri caizse bazı araçlar gereklidir. Şimdi bu, bu birçok araçtan belki de şu anda en kullanılır olanı ve en etkilisi USAI R2 isimli alternatif terapi ya da şifa e, yöntemidir. Bunu bir dağ yürüyüşüne benzetebilirsiniz. E, hepimizin amacı nihai zirveye ulaşıp hakikati bulmaktır biliyorsunuz. Ama bu yürüyüş engebeli, dik ve yorucudur e, dağa çıkarken, tırmanırken. E, hele bir de karlıysa daha da fenadır. Şimdi düşe karlıysa dediğimde aklıma ne geldi? Karlı ise geçmiş yaşamdan getirdiğiniz epey bir sınav var demektir. Çünkü yolculuğunuz da zorlu geçiyordur. Oradan mesela benzetme yaparken bile bağlantıları kurabilirsiniz. Şimdi düşe kalka, yağmur, çamur ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Ta ki içinde mutluluklar da vardır zaten bu yürüyüşün. Hani bir çiçek görürsünüz, bir kuş görürsünüz. Ondan mutlu olabilirsiniz. Ya da bir su görürsünüz, sevinirsiniz, o suyu içersiniz. Ama sağlıklı bir yürüyüş olması için ee, ilk yardım bilgimizin ve ilk yardım ekipmanlarımızın ne olması lazım? Yanımızda bulunması gerekir. Eğer bunlardan yoksunsak yaralarımızı saramayacağımız için e, çok basit bir yaralanma bile bizi e, zor durumda ölümcül bir duruma düşürebilir e, takdir edersiniz ki. Şimdi arınma dönemleri e, ve uzun süren molalar da vermek zorunda kalabiliriz. Şimdi bunlar da hem zamanımızı hem de gücümüzü tüketen şeyler olduğu için e, bizim İlk yardım bilgimizin ve çantamızın olması şart. Bu bizi doktor yapmasa bile en azından o an ilk müdahaleyi yapıp yaralarımızı sarıp sağlıklı bir şekilde yürüyüşümüze devam etmemize imkan verecektir. Şimdi kimimiz bu yola bir doktor şifacı ile de gidebilir ama herkes o kişiler kadar şanslı değildir. E, bu yüzden ilk yardım çantasına en nihayetinde ihtiyacımız vardır. E, bu hem bizim için hem de bizlerle beraber yürüyen ruhlar için olması gerekendir. Şimdi yanımızdaki e, insanlara da çünkü yardımcı olabiliriz bu şekilde. Bu sebepten dolayı tekamül etmenin aynı zamanda bir şifalanma süreci olduğunu söylemek çok daha yanlış olmayacaktır. Şimdi tekamül e, kişinin dogmalarını yıkması zor veya sevinçli deneyimler yaşarken bir taraftan da arınmasını kapsıyor. Haliyle ne oluyor? İlk yardım çantası gibi R2'de o anda müdahale etmenizi ve bize, e, bize arınmaya doğru irademizle hızlı çıkarmayı amaçlıyor. Şimdi r her bir R2 seviyesinin e, yüzeysel bir şekilde sırlarını ve insanlara kattığı değerlerini e, anlatacağım. E, deneyimlerin, gözlemlerin işte e, bilgilerimde sunduğum bu basamaklar kişiye göre değişse de kişiye neler katabileceğini göstermenin bir yolu olduğunu düşünüyorum. Almış olduğunuz bu eğitimin e devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şurada bir kronoloji var arkadaşlar. Hani herkes kime sorsanız şey diyecektir. Kronolojide işte Adem'le Hava'ya yani geçmişi Adem'le Havva'ya bağlı bir sistem diye anlatır birçok enerji sistemi. Burada kronolojik olarak milattan önce 620 diye başlıyor. Bu Hint Nepal sınırında ilk defa Budayla birlikte doğduğundan bahsediyor. Çok net görünmüyorsa çünkü biraz silik. M.Ö. milattan önce 543'te devam ediyor. Ee, ve bu şekilde gelişim süreçlerinden bahsediyor. İşte 1800'lerin sonlarında e, Mikai Usui r işte burada Japonya'da devreye giriyor. R2 arayışı burada başlıyor ama bakın ondan önce milattan önce 620'den başlıyor. 543 milattan önce 2, milattan önce 7, 5 bu şekilde e, tarihsel işte İsa'nın doğumu e, doğudan Hindistan'a gelen 3 bilge yeniden hedeflenmiş vesaire şeklinde bu çalışmalar yapılmış. Hani bir kronoloji var sonra Hawaii'ye geçiyor bu olaylar. Burada farklı takatayla evlenmesiyle biliyorsunuz onunla beraber R2'de farklı farklı e, yollar çizilmeye başlanıyor. İşte birinci, ikinci, üçüncü seviyeler vesaire. En son 1700, e, 1980'de e, Takato'nun ölümüyle birlikte bu 22 tane R2 e, yetiştiği yeri R2'ci yetiştirmiş. Buradan... E, yayılıyor daha sonra. Avrupa, Amerika birçok noktaya yayılıyor. Şimdi R2 nedir? Biraz parançtım o da için sık sık su içeceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi R2 burada mesela gördüğünüz gibi bir teyzemiz eskilerde hani şifacılar vardı biliyorsunuz. Her kesimde vardı. Bizde de vardı. Hani baş ağrıdığı zaman elini başına koyuyordu, geçiriyordu. İşte bu olaylar aslında bu ta el verme süreçleri çok geçmişlerde zaten bizim de kültürümüzde mevcuttu. Şimdi 20. yüzyılın başında Japonya'da ortaya çıkan enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir. Reyi her yerde var olan ki ruhsal yaşam enerjisi anlamına gelmektedir. Bunu sunumdan okuyorum hani e, işitseller için. Atıya evrensel yaşam enerjisi olarak tercüme edilmiştir. Ancak ezoterik olarak yüce kaynağın bilincini taşıyan ruhsal amaçla çalışan yaşam gücü enerjisi açıklaması daha kapsamlı bir tariftir. R2 bir frekans ve ruhsal şifa tekniğidir. R2'nin herhangi bir din ya da inanç şekline bağlı olmayan kolaylıkla uygulanabilen zararsız bir yöntem olduğu ifade edilmektedir. Şimdi e, R2 acıyı dindirmek ve rahatlamak için insan veya hayvan bedenine elleri koyma dürtüsü içgüdünün kendisi kadar eskidir arkadaşlar. Şimdi burada geldik elimizi neden koyuyoruz kısmına. Şimdi acı hisseden insanların buna ilk tepkisi acıyan yere ellerini koymaktır. Yani düştünüz, kolunuzu bir yere çarptınız. Ne yapıyorsunuz ama of kolum acıdı diyorsunuz, elinizi koyuyorsunuz değil mi? Ya da bir çocuk işte dizini sıyırdığı zaman annesinin orayı tutması öpmesi, böylece iyileştirmek istemesinden kaynaklanıyor. Çocuğu ateşlendiği zaman da anneler içgüdüsel olarak ne yapıyor? Ellerini böyle direkt alnına koyuyor. İnsan dokunuşu sıcaklık, dinginlik ve şifa veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda ilgi ve sevgi işaretidir. Ee, bir hayvan mesela kedi veya köpek gibi acı duyduğunda içgüdüsel olarak ilk yaptığı acıyan bölgeyi yalamaktır. İnsan da aynı sebepten Ellerini ellerini koyuyor ve elleriyle dokunuyor. Yine hayvanların analık içgüdüleri, yavrularını yalamalarına neden oluyor ve bu basit fiil aslında dokunmayla şifa veren tüm tekniklerin esasını oluşturuyor. İnsan veya hayvan olsun, tüm canlı bedenler ısı ve enerji yayıyorlar. Bunu zaten enerji konusunu bir önceki derste yani spritüel dersimize detaylı olarak anlatmıştım, o yüzden o kısma girmeyeceğim. Arzu eden spiritel danışmanlık e, kaydını tekrar izleyebilir. Şimdi bu enerji e, yaşam gücünün kendisidir ve neredeyse insan uygarlıklarının sayısı kadar adı vardır. Şimdi şifacı enerjiyi ararken e, diye bir şey var, kitap var den e, Destiny Books'un 1978'te mi ne yazmıştı? Şimdi Mary Coddington e, çeşitli kültürlerde de bu enerjinin tarihini anlatıyor mesela oradan bakabilirsiniz tarihini merak edenler için Polinezya Hunalar diye buna Mana deniyor Amerikan yerlilerinden de Imkiler var ve orenda adını veriyorlar bu enerjiye şimdi bu enerji Hindistan'da Prana diye biliyorsunuzdur duymuşsunuzdur Yahudilerde Ruas Müslüman ülkelerde Baraka Çinde ise Chi olarak biliniyor kimi münferit şifacılar e, buna organ enerjisi de diyebiliyor. E, i̇şte hayvansal manyetizma e, da demişler bir kısmı. E, Japonya'da da bu enerjiye ki deniyor. R2'nin ki'si de buradan geliyor. Chi e, Kung öğretmeni Mantak Chia diye birisi chi'yi yani Japonca'daki ki'nin e, eş değeri olan çi'yi tanımlıyor ve diyor ki hani çi ve ki ikisi zaten aynı. Çinliler çi diyor, Japonlar ki diyor. Şimdi enerji diyor hava nefes rüzgar hayat verici nefes hayat verici öz evreni harekete geçiren enerji hani bu chi kavramını chi kavramını tanımlarken bunlar bu kavramları kullanıyor. Şimdi chi kung Asya kökenli eski bir şifa disiplinidir. E, beden içerisindeki enerji hareketlerini yönlendirerek chiyi korumayı e, ve artırmayı amaçlar. Şimdi chi veya ki e, bedeni meydana getiren elektrik türünden bir enerji ve vücudun sağlık durumunu belirliyor ki yaşayan organizmadan ayrıldığı zaman ne oluyor enerji kaybolduğu için o can da o ruhta e, gitmiş oluyor yani ölüyoruz e, vücudumuzdan o çiğ ve ki enerjisi çıktığı zaman çiğ veya ki aynı zamanda yeryüzünün gezegenlerin yıldızların ve göklerin özündeki yaşam gücüdür ve bu enerjiye kaynak olmalar açısından da canlı bedenin kisini kaçınılmaz olarak etkiliyor. Şimdi canlı olan her şey kiyi barındırıyor ve onu yayıyor. i̇şte o yayan o auranın biyomanyetik enerjisine diyoruz biz. Şimdi reiki'nin yaşam gücü enerjisine göre reiki şifacısı olarak uyumlanan kişinin bedenindeki enerji kanalları açılıyor. Hani diyoruz ya uyumlanınca ne oluyor? Ee, enerji kanallarını açıyoruz. Mevcutta var olan enerji kanallarını açıyoruz. Ve artık yalnız kendi şifası için ki'yi almamakla e, sadece onu almıyor. Hani kendi bedeninde yer alanını almıyor. Aynı zamanda evrensel ki'nin kaynağına da bağlanmış oluyor. Aslında bir nevi uyumlama dediğim şey evrensel enerjiye bağlanma yani frekans ayarlama. Bunu yine detaylı olarak ileriki slaytlarda aktaracağım. Şimdi bu kaynağı... E, şifacı dilediği adı verebiliyor e, kimisi işte e, tan e, diyor kimisi üst ben diyor e, başkaları ilk kaynak diyor evren diyor şimdi reiki bir din değil arkadaşlar herhangi bir dinde de bağlantısı da yok e, bu yaşam gücü enerjisi. Hayatım bizzat kendi kaynağı. Yani niye din değil diyoruz? Çünkü din daha ortaya çıkmadan önce var olan bir sistemden bahsettiğimiz için. Şimdi herhangi bir din felsefeden hem kavram hem de tarihsel gerçek olarak da çok daha eski bir sistem olduğu için söylüyoruz. Yaşayan her şeyde ki olmakla birlikte reikiye uyumlanan alıcı, onun sonsuz kaynaklarına daha çok açılmış oluyor. Şimdi Reiki ilk olarak uyumlandıktan sonra alıcı e, bu evrensel e, şifa enerjisini bir aracı haline geliyor ve uyumlamadan itibaren ömrünün sonuna kadar tedavi edici Ki ile bağlantı kurması sağlanmış oluyor ve tek yapması gereken şey ellerine mesela başınız ağrıdığı zaman elinizi başınıza koymaz işte üçüncü gözünüzü ve tepe çakranıza koyduğunuzda başınızın ağrısının e, gitgide hafiflediğini ve daha sonra tamamen geçtiğini deneyimleyebiliyorsunuz. Ben şahsen deneyimledim. İnanmayan eşime de deneyimledikten sonra artık baş için ilaç kullanmıyor. Sadece R2 kullanıyor. Ya da ateşi çıkan birisi olduğu zaman ateşini geçirmek için de kullanıyoruz gibi. Bunlar ben kendim bizzat yaptığım, yaşadığım örnekler olduğu için arada yine biliyorsunuz ben kendi yaşamımdan örnekler veriyorum. Sizin de hoşunuza gidiyor. Yaşayan bir kültürden bahsettiğimiz için. Sizler de bunları deneyimleyebiliyorsunuz r 2 diğer elle şifa verme yöntemlerinden ayıran şey bu uyumlama veya inisiyasyon sürecidir arkadaşlar. E, uyumlama bir şifa terapisi değildir. Şifayı yaratan sürecin ta kendisidir. E, yani orada bir şifa terapisi yapmıyoruz. Sadece mevcutta sizin var olan enerjinizin frekansını ayarlıyoruz aslında. R2 bir de e, öğrenci ilk kombine uygulamasını alıyor ve geleneksel r de aslında bu süreç dört uyumlamadan oluşuyor. Ama şu anda bir uyumlama yapılıyor ve R2-2'de de bir uyumlama alıyor, R2-3'de bir daha alıyor uyumlamayı. Yani her üç seviyede de bir uyumlama almış oluyor. Şimdi her derecenin uyumlaması, bunların detayını yine aşamalarını anlatacağım. Hani genel bilgi olarak şu anda anlatıyorum. Onun ki kontrol ve yönlendirme yeteneğini güçlendiriyor. Yani hepimize var olan bir enerji var, evet. E, kendi kendimize de evet bunu hissediyoruz. İşte dokunduğumuzda iyileşiyor vesaire. Ama bunu kontrol ve yönlendirme e, kısmını nasıl yapacağınızla ilgili e, kısımda biraz daha kontrol altında olmuş oluyorsunuz reiki uyumlandığınızda. Şimdi bu uyumlamalar aslında R2'nin özünü oluşturuyor. Şimdi bu üstat, öğretmen öğrenci e, dedik ya, e, bu aktarılan bu süreç olmadan yapılan şifa R2 değil başka bir şey oluyor arkadaşlar ee, yani başka bir enerji ya da başka bir şey oluyor onun ne olduğunu bilemiyoruz ama bu uyumlandığı zaman neye uyumlandığınızı biliyorsunuz. Şimdi uyumlamalar birebir veriliyor ee, geleneksel e, şeyde söylüyorum hani ben de birebir veriyorum diye anlattım ama benden bağımsız olarak da hani bunun özünde geleneğinde kurallarında birebir verilmesi var. İşte bunu isterseniz güzel bir kutlama töreni şeklinde de yapabilirsiniz, sade bir şekilde de verebilirsiniz. Nasıl olursa olsun uyumlama almak, büyülü bir armağan almak gibi bir süreç. Bu süreç içinde öğretmen önce alıcının arkasında duruyor, sembolleri çiziyor vesaire. Hani o alanı temizliyor, mekanı temizliyor. Sonra belli sembolleri çiziyor. Hem avuçlarına, ellerine, hem tepe çakrasına e, bu sembolleri çizerek uyumlamayı gerçekleştiriyor. Hem çakralarını uyumlamayı gerçekleştiriyor, hem de ellerindeki e, enerjinin açılmasını gerçekleştiriyor. E, kimisi bu uyumlama sırasında renkler görebiliyor, kimisi resimler. Bazısı e, hediyeler alabiliyor, Hani e, farklı farklı Mesela yüzük görenler oluyor, pırlanta görenler oluyor, ya başka şeyler görenler oluyor. Bu aslında ruhsal boyuttaki alınan hediyeleri gösteriyor. Ee, bazen de e, geçmiş hayatlarını görebiliyorlar uyumlama sırasında. Ee, bu özellikle R2 aldıkları geçmiş hayatları oluyor. Çünkü e, kiminin içi ışık veya huzurla, işte kiminin merak veya sevgiyle doluyor kimi öğrenciler diğerlerinden daha çok şey algılıyor. işte duyumlar çok kesin olmakla birlikte son derece yumuşak oluyor ve enerji aktarmak üzere bir başkasının ellerine koyması istendiğinde ellerinden yayılan ısının hem kendisi hissediyor hem yaptığı kişi hissedebiliyor. Aslında Reiki'nin temel olarak diğerlerinden farkı nedir dediğinize ben kendimce söyleyebileceğim hani diğer farklarından bahsedeceğim ama hem ben hissediyorum hem de verdiğim kişi hissediyor. İşte bu kısım çok güzel. İster dokunarak olsun ister uzaktan olsun her iki şekilde de hissediyorsunuz. Bu hissetme kısmı insanın sol beynini ikna ettiği için hoşunuza gidiyor. Bu andan itibaren de uyumlamayı alan kişi bir R2 uygulayıcısı oluyor uyumlandıktan sonra daha önce hiç farkında bile olmadığı yetenekleri de açığa çıkmış oluyor. Aslında uyumlama kişiye yeni bir şey vermiyor. Zaten kendisinde var olan şeyleri düzene koyuyor ve o kısmı açmış oluyor. Şimdi elektrik tesisatı kurulmuş bir evde lambanın düğmesini açmak gibi bir şey aslında bizim uyumlama dediğimiz V2'deki uyumlama. Şifacı şifa yapmak niyetiyle ellerini koyduğunda, ışığı yapmış oluyor. Yani geleneksel öğretmenler diyor ki eğer şimdiki hayatınızda R2 almışsanız e, bu daha önceki bedenlerinizde de almış olduğunuzu gösterir diyor. Mesela bu çok önemli bir şey. Yani bu hayatta R2 almaya e, istekli olduğunuzda e, demek ki siz bir önceki hayatlarınızda da R2 almış olabilirsiniz. Olabilirsiniz de öyle oluyor genellikle. Gidip görmedik ama re regresyonlardan biliyoruz. Şimdi r e, R2 şuradan bir sonraki sunumda ne var ha, buraya gelmedik e, Japonca rei ve ki kelimelerinden oluşuyor dedik evrensel yaşam enerjisi dedik tekrar ortaya çıkması doktor Usui Mikao e, adında işte bir Japona nasip oluyor e, bu enerji insanın yaratıldığı günden beri var olan ilahi bir ışık bu ışık bizim bildiğimiz aslında nur diyoruz ya işte nurla o ışık aynı şey arkadaşlar hani kendi kültürümüzden de ters bir durum yok Kelime anlamı olarak reyi her yerde var olan ki ruhsal yaşam enerjisi, bunların ikisini birleştirdikleri zaman evrensel yaşam enerjisi. Bunu zaten daha önce de birçok yerde dinleyip bildiğiniz için buraları böyle hızlı hızlı söylüyorum. R2 bedende meydana gelen enerji dengesizliklerini ve negatif enerji blokajlarını çözebilmek için yetersiz veya eksik kalan kendi enerji bedenimizi dengeleyip tamamlayarak e, temelde ne yapmış oluyor e, bilinç değişikliği gerçekleştiriyor ve ruhsal dolayısıyla da fiziksel iyileşme sürecimizi başlatmamıza yol açıyor. Neden? Çünkü zaten biz ruhsal bedenimizde biz bunu iyileştirdiğimiz zaman fizik bedenimize ulaşmadan biz bu durumu çözmüş oluyoruz. Şimdi reiki 2 e, fiziksel, zihinsel, duygusal sorunların tümünde kullanılıyor. E, R2 bir e, Birçok hastalıkta işte tıbbi tedavi tamamlıyor. Zihinsel ve bedensel gerginliklerden kurtulmayı sağlıyor. Sağlık ve kişisel gelişim alanında pozitif bakmanızı sağlıyor. Zihinsel, duygusal ve ruhsal katmanlarda belirli dengelemelere kadar giden işte kamil olma dediğimiz insan olma yolunda önemli faydalar sağlayan bir şifa tekniği. bunun tabii söylemekle olmuyor. Bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Neden? insan olmamız gerektiğini yani insan gibi insan olmamız gerektiğini ya da neden insanlara öfkelenmememiz neden insanlara kızmamamız gerektiğini bunun felsefesini anlatılıyor anlatılan bir teknik yani R2'de anlatılması gerekiyor ya da şimdi herkes anlatmıyorsa şimdi burada R2'ye uyumlu olanlar da var ne anlatıldı bilmiyorum ama anlatılması gerekiyor bunların ki kişi R2'ye uyumluysa eğer Sağda solda bağırıyorsa, insanlara kızıyorsa, dedikodu yapıyorsa, eleştiriyorsa e, o tam olarak R2'yi kullanmıyor demektir. Zaten R2'de e, o şifada, o enerjide kendinden e, kendine akması bir şekilde sistem tarafından kesiliyor arkadaşlar. Çünkü o öfke vesaire... Bunlar bizim biliyorsunuz çakralarımızda tıkadığı için o enerji akışı ister istemez kesiliyor. Hani açsa bile diyelim ki ben her gün dengeleme yapıyordum. Dengelemeyi yaptıktan sonra lanet olsun o adam da bana bunu yapmıştı falan diye düşünmeye başladığım anda aynı dengelediğim noktalar tekrar tıkanır. Dolayısıyla hani nasıl olsa ben R2'ye uyumluyum. Düzenli olarak da r dengelememi yapıyorum. Benim çakralarım düzenli çalışıyor mantığı bu noktada yanlış. Niye? Siz düşünce tarzınızı, hayata bakış açınızı değiştirmeden bunu uygularsanız uygular, eliniz böyle gezmeniz gerekiyor yani sürekli bu şekilde gezmeniz gerekiyor ki sürekli çakralar açık olsun ama bunu yapmak yerine e, bakış açınızı hayata bakışınızı e, düşüncelerinizi e, daha pozitif anlamda nasıl değiştireceğinize odaklandığınız zaman bu enerji daha da yükseliyor frekansı daha fazla artıyor dolayısıyla e, sizi e, daha böyle sakin dingin daha olumlu mülayim bir insan haline getirebiliyor. Şimdi şifacılık, R2'nin kocaman öğretisinin içinde çok küçük bir bölümü. Hani dedim ya bunları bunları da bilmek gerekiyor. Yani buradaki olay sadece çakramı açmak ya da baş ağrımı kesmek meselesi değil. Bu sadece felsefenin, bu R2 felsefesinin küçük bir bölümü. İnsanın kendini tanıması, fark etmesi, tekamülünü, farkına varması, sınavlarının ne olduğunu e, tespit etmesi ve bunları nasıl şifalayacağının yöntemlerini öğrenmesi ve bunlarla nasıl yüzleşeceğini e, bilmesi anlamında birçok noktasını temas eden bir öğreti. E, öyle bir keyifli bir amaç ki yani e, sizin tekamülünüz Yüreğinizden sizinle ilgili doğruları size fısıldayan, size sizi anlatarak yüzleşmenizi sağlayan, bazen siz farkında olmadan diğer saydığım katmanlarda işte fiziksel, ruhsal, duygusal olarak daha iyi bir noktaya geldiğinizi görebileceğiniz harika bir yol. Herkesin öğrenebileceği, herkesin derinlerde bir yerlerde saklı olan o bilgileri açığa çıkarabileceği, özgürleşebileceği, kendini sevmeye başladığı bir öğreti. Şöyle de bir güzel tarafı var ilave edeceğim. Mesela hayatınızda çıkması gereken insanlar frekansı düşük olan insanlar çıkması gerekiyor ama siz bir türlü çıkaramıyorsunuz ya mesela hayatınızdan. yani bir bağımlılık oluşuyor. Bağımlılığı kesemiyorsunuz. Mesela bu sistem sizi bekliyor. Bu, bu olayı bağ kesme olayını gerçekleştirin diye bekliyor, bekliyor. Bakıyor ki siz yapamıyorsunuz. Sizin için bir olay yaratıyor. Bu olayla birlikte o kadar basit bir olay oluyor ki o da hani böyle hiç Normal şartlarda e, ilişkinizi kesmeyeceğiniz bir olay olabiliyor. Aa, bir bakıyorsunuz o kişi hayatınızdan tamamen bir anda çıkıp gidiyor. Nasıl oldu bu ya? Ben yıllardır uğraşıyorum ama olmamış diyorsunuz. Yani öyle güzel çalışıyor ki sistem. Sizin yapmadığınızı da siz... Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, dört yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com ...web adresinizden edinebilirsiniz. Yaptırıyor, zorluyor... ...bir şekilde yaptırıyor... E, ...ve sonra çok e, memnun kalıyorsunuz... ...hani pişman olmuyorsunuz, İşte buraya iki uyumlandım... ...bu adam hayatımdan gitti diye düşünmüyorsunuz... ...çünkü sonradan diyorsunuz ki iyi ki gitmiş... ...eğer var olsaydı bana şu şu şu... ...zararları verebilecekti diye görüyorsunuz... ...bunu da size teyit ediyor. Şimdi bu e, Mikael Usi deyip duruyoruz, şimdi bu kimdir? Buraya böyle çok tarihçi bilgisini dalmayacağım... ...merak etmeyin... Reiki kurucusu olan buradan e, slayttan okuyayım size. E, Usui 19. yüzyılın sonlarında Japonya'nın Kayato kentinde küçük bir üniversitenin yöneticisi, aynı zamanda rahip, e, kaynağının Tibet olduğu sanılan R2 19. yüzyılda bu Usui tarafından ortaya çıkarılmış ve bir şifa tekniği halinde sunulmuştur. Usui'nin ölümünden sonra dikilen anıtta e, yazılanlara göre R2'nin temelini oluşturduğu ileri sürülen enerji Usui Kurama Dağı'nda 21 günlüğüne inzivaya çekildiğinde gelmiştir. Usui 1922'de bu enerjiyle işleyen şifa tekniklerini uygulamak üzere Tokyo'da bir klinik açmıştır. Usui bu şifa yöntemlerini uygulamakla kalmamış birçok kişiye de öğretmiştir. 1923'te Tokyo'da meydana gelen Kanto depremi sırasında yardım çalışmaları yanında yeni klinikler kurmuştur ülkesinin diğer bölgelerine giderek R2 sistemini tanıtmış ve uygulamıştır. Bu seyi bu seyahatlerden birinde de 62 yaşında yaşamına veda etmiştir arkadaşlar. Şimdi R2 ve dinden devam edelim. Şimdi R2 ne bir din ne de bir tarikattır. Burada da yazdığım gibi yüce kaynaktan gelen ilahi bir nurdur. Şifa yönünde yönünün yanında mistik yönü de Kişiyi aydınlatan, zihinsel, fiziksel, ruhsal dengeye kavuşturan R2 böyle yumuşak, saf bir enerjidir. Hiçbir zararı da yoktur. Faydası vardır, zararı yoktur. Hani korkulacak bir durum hiç yoktur. Çünkü sevgi enerjidir, sevgi dilidir. Kaynağı da rahmandır. Hiçbir yan etkisi de bulunmamaktadır şimdi burada hiçbir tarikatı falan bağlı değil dedik. Mesela burada Reiki Hazreti Adem'den başlayıp tüm peygamberlerde, evliyalarda, velilerde kendini göstermiş olan bir nurdur diyebiliriz. Şimdi Kur'an'da hocam var mı diyeceksiniz böyle bir şeyle ilgili durum. Ben de sizin için oradan baktığımda Nur Suresi 35. ayette şöyle diyor. Hani bunu merak edenler için bunu ekledim. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde ışık olanın ışık bulunan bir kandillik gibidir. Işık sırçanın içindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldız gibidir ki doğuya ya da batıya ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağ ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Burada Nur Suresi 35. ayette bu Reyk'in ışık ve nur dediğimiz kısmını anlatıyor. İnsanın işte aura dediğimiz kısım, nur dediğimiz kısım kanalı temizlemedikçe de bu nura ulaşmak mümkün olmuyor. Çünkü biz aura alanımızı temizlemezsek e, içerideki katmanlara ulaşamıyoruz. Şimdi e, bu nuru insanlara vesilelerle ulaştırmak ve onların tekamüllerini e, tamamlatmak için de e, bu ayette de görüldüğü gibi Allah bize müsaade etmiş ve akletmez misiniz demiş. Şimdi Reiki inisiyesi tüm aura ya da nura kanal işte nur kanallarının açılması ve dolayısıyla tüm çakraların açılması sonucu birebir ilahi kaynakla temasa geçiştir. Şimdi şunu da sorabilirsiniz hocam işte namaz kıldığımız zaman bu nasıl etkiliyor? Namaz kılarken de abdest alırken de arkadaşlar aslında çakra noktalarımıza temas ettiğimiz için evet bu kesinlikle etkili ölüyken dirilttiğimiz işte mesela bir Enam suresi 122 122. ayette de şunu söylemiş. Şimdi ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu demiş mesela. Burada da yine enerjisi olan insanla olmayan insan arasında fark olduğunu da belirtmiş. Şimdi R2'de bilimde size ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi ne ilginç diyeceksiniz önce onu söyleyeyim mesela resmi gazetede ben tesadüf bir şekilde görmüştüm ve bunu hemen kaydetmiştim resmi gazetede arkadaşlar R2 ile ilgili işte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ben beni aramışlardı R2 dersi için o zamanlar çok yoğun mühendislik yaptığım için kabul etmemiştim sağlık bilimlerinde işte tıp fakültesinde sağlık bilimlerinde R2 dersi seçmeli ders olarak açacağız hocam bize ders verir misiniz falan demişlerdi mesela orada resmi gazetede ee, var mı yok mu diye ben de merak edip bakmıştım ve resmi gazetede gerçekten bununla ilgili e, bir e, şey çıkmıştı. Hatta şurada ikinci sayfasında paylaşmıştım. Günümüzde bu reiki aslında Avrupa'da çok daha yaygın kullanılıyor. Mesela birçok psikolog e, master e, reiki master olarak e, böyle kapılarında tabela oluyor ya psikolog işte şu bu falan diye o isimlerin altında reiki master diye yazıyor. Benim de mesela Ankara'da tanıdığım birçok işte e, kadın doğum doktoru, e, başka işte nörolojide bir doktor, birçok doktor arkadaşım da R2'li. Ama bunlar şey söylüyor mesela diyor ki biz diyor R2'li olduğumuzu söyleyemiyoruz. E, çünkü bize böyle e, şey gözüyle bakıyorlar. Hani e, sol hani sol beyin tarafında olduğu için bilim ve tıp e, diğer tarafla ilgili konuları biraz uzak gösteriyorlar. İşte biraz. Yavaş yavaş akı punturdu, enerjiydi falan derken kabul etmeye başladılar. Şimdi R2'yi de artık başladılar seçmeli ders olarak kabul etmeye. Dolayısıyla aslında Amerika'da falan şurada gördüğünüz gibi işte Yale Üniversitesi'nde, Michigan Hospital'da, Memorial'da gibi birçok Kaliforniya'da Pacific Medical'da falan birçok yerde bu R2 uygulaması hastalara yapılıyor. Yani sadece böyle e, şifa vesaire şeklinde bir yardımcı terapi olarak da birçok e, üniversitede, birçok Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da birçok yerde bunun merkezleri var arkadaşlar. Şimdi reiki'nin hastalıkları nasıl iyi geldiği konusunda bilimsel araştırmalar devam ediyor. E, bu çalışmalar devam ederken birçok bilim adamı da reiki'nin olumlu etkilerinden de faydalanıyor. Mesela işte kadın doğumda örnek verdiğim kişi e, mesela tüp bebek tedavisinde şey yapıyorum diyor. Önce diyor e, çaktırmıyorum da hastaya diyor şey diyorum işte benim ritüelim var bunu yapayım da öyle başlayacağım çalışmaya falan elini karnıma karnınıza koyabilir miyim falan diyerek önce diyor bir alanı temizliyorum ondan sonra diyor mesela embriyoyu transfer ediyorum diyor mesela bir tane kadın doğum doktoru tanıdım ve her seferinde de tutuyor diyor bunu yaptığın zaman burada aklınıza şey gelecek işte hamilelere ya da işte ee, doğum yaparken mesela r uygulanıyor mu falan diye sorabilirsiniz. Ben hamileyken R2 ikinci seviye uyumlanmıştım. Hamileyken şöyle güzel bir avantajı oluyor ee, anne karnındayken uyumlandığı zaman e, bebek de uyumlanmış oluyor arkadaşlar mesela benim şu an kızım R2 ikinci seviyede uyumlanmıştım şimdi ikinci seviyeye otomatik olarak uyumlanmış oluyor. Yani bedavaya getirmiş oluyorsunuz. Anne karnında uyumladığınız <laughs> O yüzden maddi ve manevi olarak avantaj oluyor. Farklılıkları oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Hani çocuk daha farkındalığı yüksek oluyor. E, hatta şu anda e, kızım şey yapabiliyor işte aura temizliği, işte çakra dengelemesi vesaire yapıyor. E, şimdi diğer kızımı da e, uyumlayacağım. Şimdi oraya ki iki olanı 3'e uyumlayacağım. Diğerinde birinci seviye uyumlayacağım. Hani burada da şunu sorabilirsiniz: Çocuklarda bu uygulanıyor mu hocam? E, bu benim bahsettiğim zaten. Şimdi e, dolayısıyla Çocuklarda da çok rahat uygulanıyor, hamilelerde de çok rahat uygulanıyor. Hatta doğumu çok daha rahat, kolay geçiyor. Ben doğum yaptım bile anlamamıştım. Yani bu şekilde doğum oluyorsa ben 10 tane doğururum demiştim yani her iki çocuğum için de söyleyeyim size. Ee, dolayısıyla birçok yerde bilimsel anlamda bu kullanılıyor. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.